Selamlar. Bugün neredeyiz? Bugün Cherryon'dayız. Londra'dayız. Nottingham'dayız. Evet. Lamia ile birlikteyiz aslında. Ne kadar oldu İngiltere serüvenimiz başlayalı desem? Bu hafta 3. haftamın içindeyim. Hatta bitiyor şu anda. 4. haftaya doğru gidiyorum. Süper. Peki tabii neler hissediyoruz, ne yapıyoruz, nasıl gidiyor bunlardan da bahsetmek istiyorum ama nasıl karar verdik? İngiltere'de bir dil eğitimi istiyoruz da. Uzun zamandır İngiltere'ye gelmek hayalimdi. Ama bu nasıl olur? Dil eğitimi için mi? Üniversite için mi? Yüksek lisans için mi bilmiyordum. Daha sonrasında babamla bunu konuşurken babam bence şu an tam zamanı ve dil okuluna gitmelisin bence dedi. Bu şekilde karar verdik aslında. Babam daha çok ön ayak oldu diyebilirim. Peki bir manifestimiz var sanki. Evet. Birazcık duygusal bir şey. Buraya gelmek için vizemin çıktığını öğrendim ve valizimi hazırlarken eşyalarımın arasında küçük stikerler buldum ve ilkokulda almıştım ben o stikerleri. Simli simli Londra. Böyle Big Ben'in fotoğrafı, ondan sonra işte otobüs, iki katlı otobüslerin. Bunların stikerlerini buldum ve bayağıdır asla hiç görmemiştim. İlkokulda almıştım, hatırlıyorum. Onları görünce bayağı bir duygusal oldu benim için. İnsan aslında bir şeyleri istiyor ama adını koyamıyor bir şekilde önüne çıkınca nasıl olabilir böyle bir şey şeklinde. Varlığını unutmuştum gerçekten yani. Onu görene kadar o an benim için çok garip bir andı. Yani pek İngiltere'de bir dil eğitimi dedik. Londra'ya nasıl karar verdik? Okul seçenekleri vardı. Hangi okulu tercih ettik? Ve bu kadar çok seçeneğin arasından hangisindeyiz diyeceğim. Evet. Şu an İngiliz beddeyim. Bunun karar verme sürecim aslında ben de araştırıyordum tabii ki ama daha çok araştırmacı okulu olan babam yapıyordu. Onunla birlikte aslında kararlaştırdık ve Greenford kampüsündeyim ben. Orası aslında bir üniversite ve üniversite kampüsü olduğu için de sadece benim English Bed'deki okulumdaki insanlar yok. Üniversite okuyan insanlar da var ve onlarla birlikte o koskocaman kampüsün içinde olmak daha fazla insanlarla tanışma ve daha fazla dilini geliştirme fırsatı tanıyor. Çünkü dersten çıktığında birçok insanla farklı farklı ırklardan, farklı farklı dillerden İngilizceni daha iyi geliştirerek konuşabiliyorsun, vakit geçirebiliyorsun. Bu yüzden orayı tercih ettim. Benim için daha iyi olacağını düşündüm. Öyle de oldu. Kehane, şu anda mutluyuz. Evet, çok mutluyum gerçekten. Süper. Peki İngiliz PET'e karar verdik. Londra'yı da şehir olarak seçtik. Greenford evet. Kampüsü olsun, üniversite öğrencileriyle de bir arada olayım dedik. Ama havaalanından indik. Hatta ondan öncesi mesela vize işlemlerini soracağım ben. Vize işlemlerinde ne yaptık, kaybolduk mu? Vize işlemleri nasıl geçti? Kayboldum. Çok aşırı heyecanlıydım yani durmadan. Tek düşündüğüm şey oydu. Hatta arkadaşlarım şunu yapalım, bunu yapalım, dışarı çıkalım diyorlardı ve ben böyle kendimi kapatmıştım aslında. Hiçbir şeye o anda evde durmam veya dışarı çıkmam bunu değiştirmeyecekti ama ben o kadar yerimde duramıyorum ki sadece onu düşünüyordum. Bu süreç benim için bir tık zorluydu çünkü insanların bana durmadan söylediği ve tanımadığım İngiltere hayalimi veya Londra'ya gitme hayalimi söylediğinde veya bunu yapacağımı söylediğinde, vizemi şu anda hazırlıyorum, belgelerimi hazırlıyorum dediğinde çok zor, bence olmaz. İşte çünkü vize çok zor çıkıyor İngiltere'ye. İngiltere çok zor. İngiltere'ye vize şu anda vermiyorlar. İngiltere çok zor. İngiltere çok zor. İngiltere ve durmadan bunu duyuyorum. O kadar fazla bu şeye maruz kalmıştım ki artık ben de bir noktadan sonra kendimi buna motive edemiyordum artık bir noktadan sonra kendimi. En büyük destekçim annemle babamla konuşuyorum çünkü düştüğüm anlarda onları arıyorum. Diyorlar ki sakin ol, sakin ol, biz inanıyoruz, çıkacak, olacak ve durmadan her gün manifest yaptım bir şekilde. Bu süreçte gerçekten her seferinde sizi arıyordum durmadan. Ne yapacağız? Şimdi şöyle yaptım, böyle yaptım ama hatta ben şöyle bir şey yaptım. Bizden daha çıkmamıştı benim ve ben uçak bileti aldım. Ama onu tavsiye etmiyoruz. Evet, ben yaptım. Bunu da manifestimin içine götürüyorum dedim. Evet, birçok kişi yapmasan mı falan dediler. Ucuza bilet bulmuştum ben. Dedim ki bunu yapayım. Çünkü inanıyorum çıkacak. Ama tabii ki riskli yani. Bu benim aldığım bir riskti kendimce. Ama güzel oldu. Tam da istediğim tarihten önce, bir hafta önce vizem çıktı. Ve uçak biletimde bir hafta sonra buraya geldim. Ne kadar aldık peki? 4000 liraya almıştım. Türk Hava Yolları. Evet, Türk Hava Yolları'ndan. Aktarmasız. Bir de öğrenciyim diye Türk Hava Yolları'nı aradığınızda artı 40 bagaj hakkı veriyor. Artı 40 bagaj ve 8 kilo sırt çantası. Sonuna kadar da kullandım. Sonuna kadar kullandım. 2-3 kilo açtım. Kadın bana kıyamadı. Ücret almadı 2-3 kilodan. Peki nasıl taşıdık? Çok zordu. Yani keşke Uber kullansaymışım diyorum. Ama ben Tube'la geldim. Valizler o kadar ağırdı ki hatta durmadan şu şekilde taşımak. Ama buradaki insanlar inanılmaz tatlıydı. İlk izlenimim gerçekten buraya geldiğimde insanlar durmadan hani gördüğü anda benim iki tane
yerine valiz taşıdım. Hemen yardım ettiler. Merdivenden yukarı çıkarttılar vesaire. O kadar tatlılardı ki çok şaşırdım yani. Çok yardımseverlerdi. Şimdi az önce aslında bunu konuştuk değil mi? İngiltere'dekiler ve Sırbistan'dakiler. Hani Sırbistan tecrübenle de kıyaslayınca. Evet, Sırbistan'daki insanlar beni çok üzmüştü gerçekten. Özellikle yaşlı kesimi. İnsanlar hem çok kötü davranıyorlar hem çok mutsuzlar. Muhtemelen ekonomik kaygılarından da kaynaklı olarak tüm ülkede böyle bir mutsuzluk ve huzursuzluk sezmiştim. Ama buraya geldiğimde gerçekten alakası bile yok ya. Gerçekten orada şu an tam tersi Londra'yla Sırbistan. Çünkü ilk benim yurt dışı deneyimim Sırbistan olmuştu. Tek başıma Sırbistan'a gitmiştim. İkisi şu anda bambaşka yerlerde benim için doğal olarak. Peki buraya tek başına geldin ve birçok öğrenci gelmeden önce ya ben tek geleceğim, ne yapacağım, nasıl yolunu bulacağım, izin bulacağım, ne yapacağım, yani nereye gideceğim, arkadaş edinebilecek miyim gibi korkuları da oluyor. Ya aslında kendi nezdince benim, ben 5 yıldır İstanbul'da tek başıma yaşıyorum. Tabii ki bunun da etkisi vardır büyük ihtimalle ama bu da bir şey değil. Yani 5 yıldır tek başınıza yaşamıyor olabilirsiniz. Bu zamana kadar hep ailenizle birlikte yaşamış olabilirsiniz. Bunun bir engel olduğunu düşünmüyorum. Çünkü daha çok genciz ve hep bir şeyler deneyimliyoruz ve yanımızda hep birilerinin olmasını bazen istiyoruz. Çünkü yalnız kalmak istemiyoruz, yeni bir şey deneyimleyeceğiz. Bu korkuyu çok iyi anlayabiliyorum ama bir kere bunu yaptığımızda, ben bunu Sırbistan'a giderek yapmıştım. Kendim tabii ki Türkiye içerisinde birçok yere tatile gidiyordum ama kamp vesaire yapıyordum ama Sırbistan, yani yurt dışına tek başıma çıkma deneyimini yaşamak istedim. Bence herkesin hayatında bir kere yapması gereken bir şey. Çünkü bunu yaptığımızda bir başkasıyla ne kadar çok sevdiğimiz arkadaşımız olursa bile yalnız seyahat etmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu durmadan insan fark ediyor ve hatırlıyor. O yüzden buraya geldiğimde Sırbistan'dan çok farklı tabii ki. Ben buraya şu an okumaya geldim ve burada okuyorum, arkadaşlar ediniyorum ama tek başıma gelmişim gibi bir his asla yok. Çünkü geldiğim ilk hafta bile okuldaki insanlarla böyle bir anda sınıf arkadaşımla aile gibi olduk. Şunu yapalım, buraya gidelim. Dersten sonra bir sürü aktiviteler yapıyoruz. Bunlar da zaten bizi birbirimize kaynaştırıyor. Hemen böyle bir aile gibi oluyoruz. Bence bu korku eminim hep olacaktır. Ama bir kere bunu aştığımızda, yani bir kere o yola çıktıktan sonra olacağını hiç zannetmiyorum. Çünkü hiç o kadar da zor bir şey değil. Cesaret de gerektiriyor. O cesaret onunla birlikte geliyor bence. Cesaret karar verme sürecinde hakikaten gerekiyor olabilir. Çünkü etrafımızda evet. O kadar Türkiye'de özellikle olumsuz düşünen insan var ki en kötüsünden hani bir şey yapacağım dediğin anda hemen böyle bir engelleme ya da işte kesinlikle. Zaten az önce dediğim gibi yani hani işte demoralize ediyorlar yani. Bilmiyorum, insanlar kendileri korktukları şeyleri bence karşı taraf yapınca ya da yapmaya çalışınca veya bunun hayalini bile kurduğunda hemen karşı taraftan bir hep negatif şeyler geliyor. Ben hayatım boyunca hiç negatif şeyler duymak hiçbir zaman sevmedim. Ne kadar ben şu an gerçeği söylüyorum, ben şu anda hani olabilitesi olan şeyleri konuşuyorum dese de karşı taraf konuşma. Ben duymak istemiyorum çünkü bunu. Belki yaşarım, yaşayarak görmek istiyorum diyorum yani. Ki öyle de olmayabiliyor yani hani günün sonunda. Geldiğin zaman da birçok insan şey yazıyordu eminim ki nasıl gitti? Evet. Ne oldu? Çok ben de yapıyordum yani. Çünkü evet gitmeden önce nasıl olur, nasıl gidiliyor, imkansız gibi geliyor. Türkiye'de yaşarken gerçekten bunun düşüncesi bile imkansız gibi geliyor. Ama imkansız olmadığını görüyoruz. Bir de ben şuna inanıyorum yani bazen buradaki en azından bir aylık yaşam masrafları ve bir aylık dil okulu falan düşününce bir ay boyunca Bodrum'a gitmiş gibi bir şey oluyor aslında öğrenciler. Yani hani aslında... Hatta bence daha ucuza geliyor bile olabilir. Artık Bodrum'da bir makarnanın fiyatı ne kadar olmuştu en son? Bayağı değil, uçuklatıcı olmuştu diye hatırlıyorum. Tamam, peki buranın maliyetlerinden bahsedecek olursak. Bence yemek çok ucuz. Yani marketten aldığım ve okuldayken Cook diye bir yer var ve oradan hep alıyoruz. Oranın Meal Deal diye bir şeyi var. Oradan işte makarnanı veya salatanı alıyorsun veya işte sandviçini alıyorsun. Yanında içeceğin ve işte snack istediğin herhangi bir şey. Sadece 3-3,5 pound'a denk geliyor. Ve bu da yani gerçekten karnımızda doyduğu için gün içerisindeki bence çok ucuz yani. Çünkü içeceğinden kuru yemişine kadar da alabiliyorsun. O yüzden bence yiyecek anlamında ucuz bir yer. Sadece ulaşım benim için. Yani buradaki tek pahalı şey ulaşım olabilir. Ulaşım çok kolay. Bence çok kolay olduğu için biraz ucuz gibi, pahalı gibi geliyor. Beni tek zorlayan şey oydu yani. Zorlamak da değil de daha çok oraya veriyorum para. Toplu taşımaya. Öyle söyleyeyim. Onun dışında bence pahalı değil. Tabii ki kura göre evet öyle ama burada kazanmaya başlasak bence kesinlikle çok uygun ve çok ucuz. Türk lirasıyla bile düşünecek olsak yani günün sonunda market alışverişlerine falan şu anda birazcık fark hissediliyor. Bir biftekle bir Hindistan cevizi sütünün fiyatı aynı. Yani bilmiyorum. Bence alım gücü gayet yerinde. Marketlerde falan hakikaten işte et ürünleri, süt ürünleri hani her şey çok daha uygun oluyor. Çok. Türkiye ile kıyaslandığında çok. Maalesef. Çok. Gerçekten. Burada hazır yemek çok fazla var. Yani Türkiye'nin aksine Türkiye bilinciyle düşündüğümüzde zannediyoruz ki çok iyi değildir tadı. Yiyorum, inanamıyorum. Yani gerçekten sanki o an yapmışım gibi veya o an pişirilmiş gibi. Mikrodalga
kahve yatıp sonra çıkıyorum. Çok iyi gerçekten tatları. Her şeyi de dedim neredeyse geldiğimden beri. Lazanyalar. O kadar iyi ki lazanyası bu arada. Makarnaları da aynı şekilde. Gerçekten çok iyi. Ben de çok üşeniyordum yani öğrenciyken. Yapacaksın makarna da bekleteceksin, şeye koyacaksın kabak, evet. Okula götüreceksin falan. Ne gerek var? Zaten yapılmışı var aynen. Diyerek vakit, devam ediyor. Vakit o anlar oluyor çünkü. Çok mantıklı. Hazır yemekler çok fazla. Çok ucuz ve çok lezzetli. O yüzden çok hoşuma gidiyor yani bu. Narı bile ayıklıyorlar yani. Evet. Gerçekten geçen gün aldım ve yedim. Ve tadı da çok güzel. Bayağı böyle şeker gibi nardı. Her şey hakikaten paketleniyor ve 2-3 gün içerisinde de tüketilmesi için evet. Böyle saklanıyor. Evet. O da çok bence avantaj sağlayan bir şey. Peki okula gidiyorum. 3 haftada bir öğrencinin İngilizcesi ne kadar gelişebilir? Derste öğrendiğimiz tabii ki gramer açısından belki 3 haftada muazzam bir hale gelir diyemem. Ama bence birçok kelime öğreniyoruz her derste. Eğer bunların üstünde durup ara ara not alırsak ben her öğrendiğim kelimenin notunu alıyorum ve İngilizce karşılığını, anlamını yazıyorum durmadan. Çok fazla işe yarayan bir şey. Türkçe anlamını yazınca daha az aklımda kaldığını fark ettim. İngilizce anlamını yazmak veya bir şeyi mesela bu kelime ne diye sorduğumda hocaya bana İngilizce bir şekilde anlamını anlattığında daha iyi aklımda kalıyor. Onu sonradan hatırlayabiliyorum. Ve 3 haftada çok fazla farklı farklı kelime öğrendim. Şu anda kelime dağarcığım İngilizce olarak geldiğimden beri bayağı gelişmiş halde diyebilirim. Ve bunu dersten sonra insanlarla iletişim kurarken, konuşurken çok iyi pekiştiriyoruz. Bir anda o kelimeyi kullandığımı fark ediyorum ve çok yes me falan yapıyorum böyle. Yeni bir kelimeyi kullandım şu anda gibi. O yüzden bence kelime dağarcığı olarak çok iyi bir gelişme sağladım ben en azından 3 haftada şu anda. Aslında birçok öğrenci de şundan çekinebiliyor. Yani hani tamam ben gideceğim ama şimdiye kadar hep ilk bir öğretmenden İngilizce eğitim aldım. Derste anlamadığım bir şey olursa nasıl anlayacağım ki zaten ben İngilizce bilmiyorum. Kulağa çok garip geliyor. Ben ilk derse girdiğimde bunun garipliğini yaşadım. Bir de şey algısı oluyor Türkiye'deki okullarda. Eminim biraz Türkçe biliyordur ya. Burada da böyle insan ilk başta bir düşünüyor falan. Biz böyle bir tane işte Türk arkadaşım vardı ilk sınıfımda. Onunla böyle arada Türkçe konuştuğumuzda anlamayıp işte onun taklidini yapıyordu ve sonra dedim ki evet kesinlikle bir şey anlamadığına eminim. Şu anda diyorum. Kesinlikle Türkçe biz ara ara konuştuğumuzda da lütfen konuşmayın Türkçe diyor. Tabii ki yan yana da oturmamak gerekiyor diye. Bu arada evet bizi ayırıyorlardı hep böyle tam tersi yerlerde oturuyorduk. Şöyle aslında soruya gelirsek öğretmenin gerçekten hangi sınıftaysak atıyorum A2, B1 veya B1+. Senin zaten seviyene göre seninle iletişim kurup konuştuğu için hiç öyle bir kaygınız olmasın. Yani nasıl oluyor bilmiyorum ama gerçekten anlıyorsun yani. Bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Sanki böyle şey mucizevi bir şeymiş gibi geliyor kulağa. Ama o anki işlenilen ders, anlatılan konu veya işte okuduğumuz bir metin, izlediğimiz herhangi bir şey. Onun üstüne yorumlar yapıp konuşurken fark ediyorsun ki ben anlıyorum şu anda. Ve biz ilk hafta o dediğim kelimeyi anlamadığımda ve bu kelimenin anlamını tam olarak anlamadığım ne demek dediğimde İngilizce bir şekilde bana anlatılıyordu ve ilk başta gerçekten çok zorlandım. Hani ben İngilizce olan o kelimeyi bilmiyorum ve İngilizce karşılığını karşı taraf bana İngilizce bir şekilde anlattığını nasıl anlayacağım diyordum ama aslında öyle olmuyor. Farklı farklı yerlerden çok basit şekillerde aslında şöyle olunca şöyle oluyor gibi anlatılınca çok rahat anlaşılıyor ve artık bir süre sonra kulak alışıyor buna durmadan o İngilizce anlatılan şeye, İngilizce konuşulmasına. Bundan sonrasında tabii ki Türkiye'ye geri döndüğümde böyle bir şey yaşamam ama şey çok garip geliyor düşündüğümde lisede aldığım İngilizce derslerinde. Derslerde öğretmenin ara ara Türkçe konuştuğunu hatırlıyorum mesela. Bunu düşündüğümde çok garipsiyorum şu anda. Yani bence imkanı yok o şekilde öğrenilmesinin. Kesinlikle imkanı yok. Çünkü Türkiye'de öğrenmek demek dışarı çıktığında zaten Türkçe konuşuyorsun ve sonrasında da Türkçe konuşuyorsun veya hoca da ara ara Türkçe bir şeyler anlatıyor vesaire. O yüzden buranın farkı burada ortaya çıkıyor. Burada yaşamak zorunda kaldığım zaman da bir şeyler çıkıyor. Hele bir de bir kere bence burada öğrencide iş çok bitiyor. Hani buraya geldikten sonra dersten sonra işte bir sürü aktivitesi var okulun. Okulun aktivitelerine katılmayıp. Mesela siz geçen gün yattaydınız. Yani. Evet. Hep birlikte Londra'da evet. Tower Bridge etrafında hani London Eye Tower Bridge evet. Diyerek Times River'da dolaştınız. Yani şimdi mesela böyle bir etkinlik var. Gidebilirsin, gitmeye de bilirsin. Tamamen öğrenciye kalmış. Tamamen evet. Başka bir etkinlik oluyor. Pub gecesi oluyor. Ona gidebilirsiniz, gitmeyebilirsiniz. Ya da bir restorana gidiyorsunuz, sosyalleşiyorsunuz. Müzelere götürüyorlar. Bunlara katıldığı zaman aslında öğrenci ders sonrasında da tanıştığı arkadaşlarıyla bir şeyler yapmış oluyor. Evet. O zaman da sosyal, yani zorunlu bir şekilde konuşuyorsunuz. Arkadaşlık bağları güçleniyor. Ertesi gün okula gittiğinde konuşacak şeyler artıyor. Kesinlikle. Sohbet edebiliyorsunuz. Evet, o bir bağ oluyor artık aranızda. Farklı bir şeyler. Evet. Aslında mesela okul içerisinde atıyorum birazcık arkadaş edinmemiş biri ya da yeni gelmiş. Daha insanlarla daha tam olarak
kaynaşamamış. Okul sonrası etkinliklerine katıldığında o anda tek başınıza olabilirsiniz. Daha kimseyle tanışmamış olabilirsiniz. İster istemez o etkinliklerde zaten tanışılıp konuşuluyor. Çünkü herkes birbiriyle tanışmaya o kadar açık ki. Birbirimize konuşmak, birbirimize iletişim kurmak için buradayız. O yüzden kimse kimsenin, o çok hoşuma gidiyor bu arada. Yani insanların İngilizce seviyesini okul sonrası etkinliklerinde kimse fark etmiyor. Çünkü hepimiz birbirimizle çok daha rahat bir şekilde konuşuyoruz. Belki sınıfta insan daha bir gerilip geri çekilebiliyor. Çünkü o benden daha iyi, o benden gibi bazen düşünebiliyoruz. Ama etkinliklerde bu ortadan tamamıyla kalkıyor. Onu fark ettik hepimiz birbirimizle. Ve kimse Türkiye'de bunu çok, ben en azından ya da arkadaşlarım yaşıyorduk. Yani yanlış konuşma kaygısı. Acaba şimdi o ne düşünecek ben böyle konuşursam? Şu cümleyi yanlış kurarsam ne olacak? Bunların hiçbiri olmuyor burada. Yani o kaygı tamamıyla ortadan kalkıyor. Çünkü insanların birbiriyle olan samimiyeti bunu ortadan kaldırıyor. Ben hiç şunu düşündüğümü hatırlamıyorum. Yani şimdi ben geçmiş zamanla bu şeyi kurdum ama yani karşı taraf anlıyor. O sırada sadece pratik yapa yapa zaten ister istemez bunu zamanla düzeltiyoruz. Zaten derslerde de öğreniyoruz. Ama kesinlikle bir etkinliğe katılmalıyım şimdi. Eğlenmeliyim gibi değil de insanlarla iletişim kurmak için ve sosyalleşmek için çok çok güzel oluyor gerçekten. Gerçekten şahane. Şimdi ben birçok öğrencinin şunu söylediğini görebiliyorum ve duyuyorum. İşte ben gideceğim. 3 haftada ne değişir ki hayatımda? Ne gelişir? Ne olur? Ne biter? Bir kere ben bunun kanlı canlı örneği olduğunu düşünüyorum. Birçok öğrenci yaz tatilinde mesela gelecek, planlayacak ya da sömestr tatili var. Çok kısa bir, limitli bir zamanı var. O zaman diyor ki bir ay gelmektense işte ben mezun olsam da şöyle mi yapsam, bunu mu yapsam? Hayır. Diyorum ki sömestrde fırsatın varsa direkt sömestrde gelmen gerekiyor ki o bir ayda bile birçok şey öğreniyor. Çünkü zorunda kalmak bile insanı, zaten araştırmalar bize bunu gösteriyor. Evet, evet. Türkiye'de alınan 8 aylık bir eğitim buradaki bir aylık eğitime eşdeğer olduğunu söylüyorlar. Ki ben buna kesinlikle katılıyorum. Yani şu an burada her hafta bambaşka kelimeler öğrenip o dersten sonra çıkıp hani dedin ya mesela işte farkında değilim bir anda ağzımdan İngilizce şeyler çıkıyor. Yakında rüyalarda görmeye başlarız. Bence de, ben de öyle düşünüyorum. Bir de şey çok geliştiriyor. Uber'e binmek. Uber'deki şoförlerle muhabbet etmek. Yani resmen Türkiye'deki gibi çünkü taksiye bindiğimizde de abiyle konuşuruz, muhabbet ederiz. Burada da gerçekten hep aynı yani. Daha bile fazla laf atıyorlar hemen. Evet evet. Ne kadar zamandır buradasın, ne yapıyorsun? İşte fırsat. Her şeyi kullanarak konuşma fırsatı. Şu gün geldim, şuradan geldim. Çok güzel oluyor gerçekten. Ya bir de farklı bir kültür olduğu için insanın da korkmaması da gerekiyor. Yani hani bazen öğrencilerin ben biraz tedirgin oldukları, acaba bir şey mi olacak? Yani bu niye bana bunları soruyor falan gibi çekinmemek gerekiyor. Yani metroda bile biriyle tanışıp hakikaten sohbeti devam ettirebiliyorsun değil mi? Kesinlikle. Ben geçen gün metroda bir tane kızla tanıştım mesela böyle. Benim gibi renkli renkli makyajlar yapmıştı. Böyle oradan konu açıldı. Ve sinema televizyon okuyormuş burada. Yeni gelmiş. 3 hafta olmuş o da geleli. Sonra biz muhabbet etmeye başladık. Sonra Instagram'larımızı aldık birbirimize. Görüşelim, şunu yapalım falan dedik. Ve bir anda mesela metroda karşılaştığım bir kızla konuşmaya başladım. Yani çok güzel. Bunlar çok hoşuma gidiyor gerçekten ya. İnsanlar buna çok açıklar burada. Kimse çekinmiyor. Birinin güzel olduğunu gördüğünde hemen güzel olduğunu söylüyor. Veya işte o sırada kıyafetini çok beğenmişse hemen gidiyor konuşmaya başlıyor. Hiç kimse de böyle bir çekince yok. İnsanlar birbirinin gözünün içine bakıp sadece gülümsüyorlar yani. Bu çok güzel bir şey. Bence de yani İngilizlerin soğuk olduğunu söylerler. Peki bu doğru mu acaba? Bence İngiltere'nin sadece havası soğuk. Asla düşünmüyorum yani insanların soğuk olduğunu. Hatta ben çok sıcakkanlı bir insan olduğumu düşünürdüm. Buraya gelince fikrim değişti. Onlar benden daha sıcakkanlılar. Daha fazla sıcakkanlı oldum yani burada. Çok güzel gerçekten burada olmak. Peki farklı kültürlerden bahsediyorduk ya. Mesela işte akşamüstü bir pub'a gittim. Türkiye'deki pub'larla buradaki pub'ların farkı nedir diye sorsam. Çok fazla kravatlı ve beyaz yakalı beyefendilerin ve hanımefendilerin bira içtiğini görüyoruz ve pub kültürü inanılmaz derecede çok fazla. İlk geldiğimde böyle anlam veremedim. Herkes resmen işten çıkıp pub'lara kaçıyor. Ve böyle onu konuştuk az önce. Herkes ayakta durup birasını içiyor. Buna ikimiz de anlam verememişiz. Yani hala gerçekten biz hemen gidiyoruz ve böyle oturayım falan yapıyoruz. Onlar içeride olsalar bile asla oturmayıp ayakta böyle durup muhabbet ediyorlar. Bu beni hala şaşırtıyor. Çok seviyorlar ya. İçmeyi çok seviyorlar. 11'de bile pub'ların dolu olduğunu görebiliyoruz. Yaşlı yaşlı amcalar falan. Efendi ayrılmış. Evet. 5'te zaten dolmaya başlıyor artık. Ne zaman işten çıkarlarsa direkt ilk gittikleri yer takım elbiseleriyle birlikte pub oluyor. Peki siz en çok nerelere gidiyorsunuz? Biz en çok kütüphanelere gidiyoruz. Babacım teşekkür ederim. Library'e gitmişsindir diye düşünüyorum bu kadar. Daha gitmedim. Ama gideceğim. Daha 3. haftam yani. Anca barları bitirebilirim. Pub'lara gidiyoruz şu anlık. Düzenli olarak.
şahane. Peki. Ya zaten aslında öğrenciliğin bir noktada da eğlence kısmı bence çok önemli. Özellikle cuma, cumartesi günleri sokaklar bile insanı hani niye ben dışarı çıkmıyorum'a itiyor. Kesinlikle öyle. Biz her hafta haftanın başından cuma, cumartesiyi beklemeye başlıyoruz garip bir şekilde. Şunu yapalım, her şeyi o cuma, cumartesi pazara sığdırıyoruz bayağı. Türkiye'den bence farklı. Ben mesela hiç cumanın ve cumartesinin bu kadar önemli olduğunu Türkiye'de hissetmiyordum. Yani öğrenciyken bence kazandı. Türkiye'de cumartesi çok önemli bizim için. Ama cuma günlerinin ben bu kadar Beşiktaş'ta oturuyorum İstanbul'da ve cuma günü evet tamam kalabalık ol ama cumartesi kadar değil. Cuma ile cumartesi burada aynı. Aynı görüyorlar. Cuma ve cumartesi birlikte gibi yani. Hatta o iki günü birleştirip yaşıyorlarmış gibi geliyor bazen bana. Geceleri ulaşım gerçekten kolay aslında. Eve giderken hiç zorlanmıyoruz. Atıyorum hep zaten otobüs var ve otobüse binip atıyorum eve yakın bir yerde inip oradan uzun bir yürüme mesafesi varsa ya da kısa bir yürüme mesafesi varsa önemli değil. Uber çağırıp direkt oradan evin önüne kadar gidebiliyoruz yani o kolaylıkları var. Londra olduğu zaman aslında çok imkan var yani hani evet. Saniyesinde geliyor değil mi yani? Saniyesinde geliyor evet. Ve işte sonrasında da şoförle muhabbet ediyorsunuz. Orada da yine İngilizce pratik almış oluyorsunuz. Hiçbir zaman bitmiyor. Her anı değerlendiriyoruz burada. Süper. Peki aslında geldik. Burada birçok şey farklı. İklim farklı, insanlar farklı, trafik bile farklı. Ama en böyle sıra dışı yaşadığımız şey neydi desem? Big Ben'e gitmek. Ama nasıl? Şimdi Big Ben'e gittiğinizde Big Ben'in oralara işte ben şu anda Londra'dayım hissi tam olarak geliyor. Aslında o noktaya kadar da hep böyle bir yürürken falan biz Londra'dayız şu anda falan gibi tekrar ani aydınlanmalar yaşayabiliyoruz ama Big Ben'in oraya gittiğimizde tabii ki herkes gibi biz de bir sürü fotoğraflar çektik. Orada yürüdük. Çok da güzel fotoğraflardı bu arada. Hepsini like'ladık. Teşekkür ederim. Ve sonrasında oradan karşıya geçtik. Dedik ki hadi buradaki yerleri keşfedelim. London Eye tarafına gidelim. Tam yürürken baktık ki bu kalabalık da ne? Yerde oyun oynanıyor bu. İşte topu saklıyorlar. Bardağın içinden çeviriyorlar. Bir sürü bir yuruk var. Orada oturmuş izliyorlar. Birkaç kişi de gerçekten kazanıyor. 100 pound veriyorlar. Oluyor işte 200 pound, 300 pound, 500 pound. Böyle bu şekilde hep böyle artarak gidiyor. Ve insanların kazandığını görüyoruz. Ama biz böyle kenardan durduk ve sadece izliyoruz. Kendi kafamız içinden de topu buluyoruz. Aa bunun içinde, bunun içinde olabilir falan. Hep böyle kendi kafamızın içinden kazanıyoruz. Daha sonra insanlar bulduklarında ve bulduğunu düşündüklerinde ayaklarıyla o bardağın üstünü kapatıyorlar ki hani başkası bir anda hile yapıp almasın ama hile zaten işin tam olarak işindeymiş. Biz de dedik ki ya yok yapmayalım falan ama o sırada tam bulduk. Ve insanlar da gitmediler. O falan diyorlar. Ben gittim ayağımla bastım hemen. Ve attı gaza geldi. Cüzdanından çıkarttı 40 pound'u. Dedi ki işte 40 pound olsun hani 80 pound olsun vesaire. Adam dedi ki kendine çok emin bir şekilde biraz daha ver biraz daha ver dedi. Biz dedik ki yani yok hayır falan. Ve dayanamadı bir 10 pound daha verdi. Para kazanmak üzere biz zannediyoruz ki onu şimdi o biz yiyeceğiz yani. Daha sonra bir anda böyle bir garip bir kalabalık oldu. İnsanlar böyle üstümüze geldiler. Adam daha çok para istiyor vesaire. Neyse ki sadece 50 pound verdik. 50 pound da kaldı. Bir kaldırdık. İçinde top yok. Ama o an gerçekten yüz ifademizi görmeniz lazım. Böyle kal geldi yani. Neyse ki daha fazla para çıkartmadım. Çünkü ben neredeyse elimi cüzdanıma atıp daha da fazlasını. O kadar eminiz ki o topun içinde olduğuna. Sonrasında... Orada cüzdanımız falan çalınmamış tabii. O kalabalıklarda ona da dikkat etmek evet, gerekiyor kesinlikle. Tabii. Kesinlikle. Ya da telefon veya herhangi bir şey. Sonrasında tabii orada 3 tane bu şekilde bu hilekarlığı yapan insanlar var. Biz birazcık daha yürüyünce sonra fark ettik ki biraz uzaktan izledik. Onların kazanan insanlar zannettiğimiz insanlar onların arkadaşları. Aslında kazanan yok orada. Sadece parası giden insanlar var. Kaybeden insanlar gerçek insanlar biz gibi. Ama kazanan insanlar onların sadece arkadaşları yani. Bir de çok güzel giyinimli tipler yani Avrupalı evet, falan. Evet evet kesinlikle. Sonra o üçüncü adama gittiğimizde ben bir şey fark ettim. Arkadan daha fazla para ver, daha fazla para ver derken biz cüzdanımıza bakarken arkadan onun arkadaşı gelip topun yerini değiştiriyormuş arkadaşlar. Sonra bunu fark ettik. Her neyse biz yandık siz yanmayın lütfen. Ama onu izlerken insan gaza gelmiyor mu? Evet yani bu kadar saçma olamaz, bu kadar basit olamaz, bu İngilizlerle ne kadar sapmış falan deyip böyle bir... Bir de siz şey demiştiniz, orada izlerken çok izlediniz, siz de dahil olun tabii. Diye laf atıyorlar. Yani çok da izlemeyin yani gördünüz, baktınız tamam, tamam. O kadar. Yani hipnotize gibi oluyor çekiyor. İnsan evet. Çekiyor, evet. Çok çekiyor. Ya dahil ol diyor ya da ne bakıyorsun sürekli bakamazsın deyip kovalıyor çünkü evet. Orada da bir... Çünkü orada dönen bir şeyi çok fazla izleyince ister istemez görüyor insan. Hatta böyle canlı müzik yapan insanları falan da çok durup ay ortama kapıldım falan dememek lazım. Orada cüzdanlara falan dikkat etmek gerekiyor. Bir anda kalabalık oluyor ve o zaten onlar hemen
diye. Neyse ki o başımıza gelmedi şu anda. Peki tamam. Yani anılar keyifli. Farklı şeyler. Berat için üzgünüm ama biz en azından üzülelim. Yani yapacak bir şey yok. Devamı gelmesi. Bununla kurtulmuş olalım. Evet, hani evet, en azından kesinlikle. Diyelim. Kötü bir şeyin önüne geçtik diyoruz biz. Peki yani uzun vadede hedeflerimiz var mı? Neler planlıyoruz? İngiltere'ye dair gitmeyi düşündüğümüz bölgeleri falan var mı? Kesinlikle Dublin'e gideceğim. Nasıl gidebiliyoruz? Kısa dönem öğrenci vizesi olduğunda sanırım. Gidebiliyoruz. Vizesiz gidebiliyoruz. Yani evet. 11 aylık uzun dönem öğrenci vizesi olursa gidemiyorsunuz ve vize almanız gerekiyor. Ama kısa dönem öğrenci vizesi elini kolunu sallayarak gidebiliyor. Kesinlikle öyle. O yüzden zaten bir araştırma yapmaya da gerek yok aslında. Evet. Aslında Christmas'ta mı gitsem diye düşünüyordum ama burada yaşayacağım Christmas'ı. Çünkü o kadar şimdiden bile güzel olmaya başladı ki burası. Christmas'ta düşünemiyorum yani. Onun dışında benim İstanbul'da tiyatro okuyordum 5 yıldır. Bu sene mezun oldum. Ve burası tabii ki Shakespeare. Yani Shakespeare'in doğduğu yer olduğu için. Burada öncelikle bir sürü daha fazla oyun izleyeceğim. Daha sonrasında belki bazı tiyatrolarla görüşüp, belki bilmiyorum asistan gibi. Asistan, tiyatroda asistan olmak, oyunları izlemek, provalarını izlemek, provalarına dahil olmak, işte notlar almak vesaire. Bunları eğer yapabileceksem, yani konuşacağım önce. Birkaç aklımda var gideceğim tiyatro. Bunları yapmayı planlıyorum. Şu anlık böyle aslında. Londra yani, aslında gerçekten memleketi gibi yani. Kesinlikle yani. Özellikle ben çok öyle hissediyorum. Çünkü ben Shakespeare Globe Tiyatrosu'nu 5 yıllık okul hayatımda çok fazla araştırıp hatta sunumlarını yapmıştım derslerde. Ve şu anda daha hatta 2 gün önce tesadüfi bir şekilde başka bir mekan ararken kafamın bir kaldığını Globe Tiyatrosu'nun önündeyim ve ben çığlık attım. Bir anda çığlık attım ve böyle nasıl yani falan dedim. Hatta bu hafta muhtemelen hafta içi Shakespeare Globe Tiyatrosu'nun içini gezmeye gideceğim. Tur yapıyorlarmış. 50 dakikalık bir tur. Bunu yapacağım bu hafta ve benim için çok garip bir an olacak muhtemelen. Ya çok şahane. İlla hani mesela tiyatroyla alakalı bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Sinemayla alakalı evet. Bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Burada sanat o kadar çekiyor ki yani en basitinden bir müzikale gitmek bile. Hafta evet. Sonu işte saat 2'de de var. Akşam 7'de de var. Aynı müzikal oynuyor. 20 pound, 30 pound. Yani hani Türkiye'de belki bugünlerde hani anca sinemaya gidiyorsunuz. Yanına da bir mısır alabiliyorsunuz falan. Hani özenle evet. Ayırdığınız zaman her şey çok değişiyor ama çok fazla imkan var. Yani ve aslında 25-30 pound daha ucuza bilet bulabileceğimiz bazı uygulamalar var ve oraları kovaladığımızda aslında veya her seferinde baktığımızda gerçekten daha ucuza bile bulabiliyoruz biletler yani. Önden takip etmek de gerçekten gerekiyor. Çok da güzel imkanlar var açıkçası. Çok güzel ve çok fazla. İstanbul'daki tiyatroya baktığımızda, tiyatrolara baktığımızda o kadar burada daha fazla oyun ve daha fazla müzikal gördüm ki inanamadım. Yani hangi birine gideceğimi şaşırdım. O kadar fazla var. Onları kovalıyorum şu anda. Hepsine gideceğim ama. O zaman seni takipte kalmamız gerekiyor diye evet, düşünüyorum. Evet, beni takipte kalmamız gerekiyor. Özellikle tiyatroda, tiyatroyla ilgisi olan insanlar için de daha fazla takipte kalmalarını öneririm. Süper. Peki İngiltere'ye 10 üzerinden puan veriyor olsak? Ay 10, hatta 11, 12. Ben hala bu arada bir hayal dünyasında gibiyim. Her dışarı çıktığımda. Ve şeyi çok şaşırıyorum. Otobüste geçen gün yanlış bir yerde indim. Ve böyle aslında şeydi yani oraya hiç gitmemiştim daha önce. Ama indiğim herhangi bir yer bile nasıl bu kadar güzel olabilir? Ya böyle durup bir süre izliyorum ben şehri. Gerçekten o an benim için zaman duruyor gibi yani. Hala buranın ben o muazzamlığına alışamadım. Bilmiyorum ne zaman alışırım. 6. ayımda mı alışırım? 5. ayımda mı alışırım? Hiç bilmiyorum ama benim için zaman duruyor burada bazen. Sanki bir süre uzatacağız gibi hissediyorum ben. Bugün Aleyna'yla da birlikteydik. O da bir gitti. Tekrar geri geldi. Belki evet. Böyle bir şey yaşayabiliriz. Evet muhtemelen bu arada. Eminim yani. Ben aslında şey diye düşünüyordum. Buraya gelip sonra hani 6 ay kalıp döndüğümde okuldaki alttan derslerim var. Daha mezun olmadım. Onları vereyim. Sonra işte mezun olup geleyim. Belki işte yüksek lisans belki. Ama bilmiyorum yani. Bence o kadar alttan derslerimi verecek kadar bir uzun kalmak istiyor muyum bilmiyorum Türkiye'de şu anda. Burası gerçekten o kadar muazzam ki bu kadar etkileneceğimi düşünmemiştim. Şu an 3. haftamın içindeyim ama ben ilk hafta da bu şekilde hissediyordum yani. Tabii daha bir alışma süreci, daha her şeye bir uyum sağlamaya çalışma. Ama burada uyum sağlama halini çok az yaşadım. Ne uyum sağladım gibi oldu. Şey gibi ilk görüşte aşk gibi sanki. İlk görüşte aşk yaşadım gerçekten burayla. İşte o yanlışlıkla manifest edeyim ilkokulda aldığım stickerlar. Gerçekten buranın bende hayali çok farklıydı. Çok farklı bir yerdeydi. Gittiğimde nasıl olur, ben nasıl şeyler hissederim çok fazla düşünüyordum. Tarif bile edemem şu anda. Yani bu hissettiğim şeyler gerçekten çok güzel ya. Daha da fazla. Her gün yeni bir şey keşfedip yeni bir şey görüyorum, öğreniyorum. Peki okulumuz İngiliz Pet. İngiliz Pet'e 10 üzerinden kaç puan veriyoruz? 8. 2 puanı nereden kırdın? Kampüsümü çok seviyorum ama bir tık biz çok fazla her gün Oxford Circus'a veya işte Central'a gidip geldiğimiz için bir tık uzak kalıyor. Sadece oradan kırıyor olabilirim yani aslında. Mesafeler diyor. Mesafeler.
mesafeler, mesafeler 2 puanı. Onun dışında aslında ya uzak olmasının da dezavantaj, avantajı da var aslında baktığımızda. Çünkü bölge daha ekonomik. Şöyle de bir şey var. Greenport Station'dan direkt her yere tek tube'la gidebiliyoruz aslında. Sadece hani çok fazla trenle vakit geçirmiş oluyoruz ama tek seferde gitmiş oluyoruz aktarmasız. Öyle de bir şeyi var. Bir de şöyle hani uzak ama İstanbul'da yaşayan birine göre tabii Beşiktaş farklı ama yine de evet. İstanbul'daki öğrenciler genelde 1 saat, 1,5 saat, 2 saatlerini bazen trafikte geçirebiliyorlar. O yüzden Londra'nın ulaşımı bence o anlamda biraz daha iyi. Kesinlikle. Yani en uzak evet. mesafeden diğer mesafeye gitmek için bile 40-45 dakika harcamanız gerekiyor. Kesinlikle evet. Aslında benim şöyle bir şeyim vardı. Ben Beşiktaş'ta yaşadığım için her şeye geçeceğimde sadece vapur kullanıyorum. Veya herhangi bir yere gideceğimde de her yer bana çok yakındı. O yüzden aslında yoksa İstanbul'da yaşayan, İstanbul başka yerlerinde yaşayan insanlar benden 1000 kat daha fazla trafik çekiyorlardır. Ama ben hiç neredeyse trafik çekmiyordum İstanbul'da. Çünkü gerçekten evim her yere ve gittiğim yerlere çok yakındı. Ben okuluma bile 5 dakika mesafe uzaklıktayım mesela. Yürüyerek böyle pıdı pıdı. Evet, evet. Peki son sorumuzu soruyorum. Lemon Akademi'ye 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? 10. Kesinlikle 10. Çünkü vize sürecim benim için gerçekten böyle çok fazla zordu yani. Zor derken kendi beynimin içinde zordu. O yüzden gerçekten o süreçte benim yanımda oluşunuz, durmadan her aradığımda tüm derdimi dinleyişiniz. Bunlar gerçekten o sürecin en kıymetli anlarıydı diyebilirim. Buradan da Lamia'nın vize danışmanına selam söylüyoruz o zaman. Peki yola sıfırdan çıkacak arkadaşlarımıza tavsiye verecek olsam bu tavsiye ne olurdu? Cesaretinizi kıran insanlardan uzaklaşın diyemem. Çünkü bunlar bazen en yakınlarımız bile olabiliyorlar. Ama lütfen onların sizin modunuzu düşürmesine izin vermeyin. Aslında gerçekten birçok şey kendimizde bitiyor. Yani bir başkasının söylediği herhangi bir şey bizi ne kadar etkilediğiyle alakalı. Biz gerçekten bir şeyi istiyorsak o yolda ilerlerken bir başkalarının bizim düşüncelerimize veya bizim isteklerimize, bizim hayallerimize ket bulmasına izin vermeyin. Çünkü bunu gerçekten çok sevdiğimiz arkadaşlarımız bile istemeden yapıyorlar. Sizi amaçları kırmak değil ama kendi kaygılarından dolayı buna sizi de dahil edebiliyorlar yanlışlıkla da olsa. O yüzden gerçekten korkmayın bu yola çıkarken. Sırt çantanızı alın, bavullarınızı alın ve gerçekten gelin buraya. Yeter ki isteyin her şey. Gerçekten yeter ki isteyin. Çünkü ne kadar zor gibi gözükse de değil. O yola çıkınca her şey daha hızlı bir şekilde ilerliyor aslında. Karar aşaması bence en zor aşama. Karar verdikten sonra her şey tıkır tıkır ilerliyor. O zaman diyoruz ki çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin.